İngiltere, Türkiye ve dünya gündeminde yaşananlar haber sonunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cizre'de bir binanın bodrum katında mahsur kalan 22 yaralının kurtulması için açlık grevine başlayan HDP'li vekilleri terör örgütünün uşakları olarak tanımladı. Anayasa Mahkemesi, Cizre'de bir haftadır bir binanın bodrumunda mahsur kalan yaralılarla ilgili yaşam hakkı ihlali başvurusuna ilişkin tedbir talebini reddetti. Cizre'de 7 gündür bir bodrum katında kurtarılmayı bekleyen 23 yaralı için açlık grevine giren HDP heyeti, bölgedeki güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarını tanımadığını ve çatışma havası yaratarak yaralıların alınmasına engel olduğunu savundu. İstanbul Beşiktaş'ta dün gece trafik ekibinin aracına çarparak bir polisin hayatını kaybetmesine neden olan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, nöbetçi sulh ve ceza hakimliğince tutuklandı. CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayla ilgili kendisi üzerinden partisi aleyhine karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Canlı yayında Beyaz Şov'a telefonla bağlanıp "çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın" diyen Ayşe öğretmenin sözlerini terör propagandası sayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kanal D'ye rekor para cezası verdi. Doğan Grubu star yazarı Cem Küçük'ün Doğan Yayın İlkeleri Kurulu eski üyesi Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu'na ilişkin yazdıklarını yalanlayıp 2 gün önce Küçük'e gönderdiği tekzip metnini yayınladı. Avukatlar Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun operasyonların sona ermesini talep eden bildiriyi imzalayan akademisyenleri sözde aydınların kalıntıları diye nitelemesini unutmayıp protesto etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin mülteci akınını durdurması karşılığında Türkiye'ye 3 milyar avroluk yardım sağlayacağı anlaşmaya karşı çıkan İtalya'yı ikna etmeye çalıştı.